Sese doğru. Gelin gençler. Sese gel yap oğlum. Sese gel. Oy kuzum benim. Yurt dışından bayramlıklarım geldi gençler. Bayramlıklarım geldi. Evet oğlum, evet oğlum. Kutu açılımı yapacağım. Bugün CN Direct sitesinden Victoria Hanım'a teşekkür ediyoruz bu hediyeler için. İngilizce de söyleyelim. Dear Victoria, thank you for this gift. Diyelim. Oğlum bir dakika, sen şurada bir bekle. Görünüyor musun? Görünmüyorsun. Bekleme. Şurada dur. Gençler, mevzuyu anlatayım öncelikle. Mevzu şu. Mevzu, evet Ali Kerim Bey. Kutu açıyoruz. Kutu açacağız, evet. Birkaç tane kıyafet var. Altında da enteresan sürpriz bir şey var. Bakalım neler çıkacak. Açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında... Dur oğlum bir dakika. Videonun açıklama kısmında gençler, bu aldığım ürünlerin linkleri var. İnceleyebilirsiniz. Yurt dışında bir alışveriş sitesi. Ortalama ne kadar sürdü gelmesi? 15 gün kadar sürdü. Daha fazla da olabilir, bilemiyorum. Ama alacağınız birçok ürünü, yani Türkiye'de bulacağınız birçok ürünün çok da uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir site. CN Direct, yani CN Direct. Şimdi... Her şey var mı orada? Valla işte alışveriş sitesi hocam, her şey var. Oyuncak var, tamam. Ne bileyim. Ondan bilmiyorum. Sonra kılık kıyafet var. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı falan. Şunu bir kaldıralım. Bıçak, evet. Şimdi öncelikle iki tane ayrı parça olarak geldi gençler. Bunun içinde kıyafetler var büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim. CN Direct sitesi benimle iletişime geçmişti. Dediler ki böyle bir kutu açılımı yapar mısın? Size hani böyle bir şeyler göndersek. Ben de tamam dedim. Deneme amaçlı gençler. Birkaç ürün seçtim açıkçası. Dedim ki birkaç tane kıyafet olsun. Videolarımda falan kullanırım. Bir de altında da enteresan bir şey var. Buna da bakacağız. Şimdi. Hop gün. Hocam bayramlık hediyesi. Aa. Bunlar. Valla. İşte sana mı? Mi? Hayır canım, bana. Bana da var mı? Bilmiyorum sana da var. Valla inşallah bana da şu sana ayarlamışsındır yani, sana. Yoksa bilmiyorum. Dur gösterelim önce. Oo. Bir tane Ali Kerim hocama bayramlık. Sağ olsun. Valla Egemen Kağan'a bile vallahi düşünmedim hocam ya. Mavi tişört de iyi. Bir an daha böyle şey yapayım dedim. Hemen dedim deneyelim dedim. Oo, güzel bir şey yapmışlar yalnız, kutulamışlar. İyi. Bir bakalım ne seçmişim. Neymiş? Vay. Oo. Şahane valla. Babam, şey. Gençler böyle bakın, kapşonlu bir şey. Baba, evet oğlum. Bakın şöyle bir tişört kapşonu falan da var. Daha doğrusu sweatshirt demek lazım buna galiba. Yalnız bayağı kaliteli hocam ha. Yalnız değil şey, mi? Ha, malı iyi. Şey, malı mı? Yeri iyi. Yeri iyi. Şimdi ben bunu giyeceğim birazdan. Ne güzel arkadaşlar. Ali Kerim hocamın da böyle mavi mavi açar. Sağ olsun Hasan hocam. Bir şunları bir giy verelim ya. İşte gençler, giydik Ali Kerim hocamla. Yalnız bak, samimiyetimle söylüyorum, o kadar hoşuma gitti ki ya. Dur ya, yakından görünür mü? Dur vallahi, şöyle yapayım bak. Vallahi gençler şahane. Vallahi benimki ya. Benimki de güzel ya. Gerçekten güzel yani. Sweatshirt gören masum köylü. Ama yani kaliteliymiş. Aç abi, kıyafetlerimizi aç, giydik. Evet oğlum, tişört orada. Bunda da gençler. Ne var biliyor musun? Dur sürpriz olsun ya. Bunu ama şu anda abla, sadece göstereceğim ne olduğunu. Çıkıyor? Evet oğlum. Ne çıkabilir? Ne çıkıyor acaba içinden bak. Beraber bakalım. Şey de çıkabilir. Aa, hep aklımıza o geliyor ya. Öyle bir yer etti ki. Bir kutu açarken akla direkt o geliyor. Allah ya. Aa, her şey çıkabilir. Bir bakıyorsunuz içine hıyar koymuşlar. Aman. Neymiş oğlum bu? Dur neymiş oğlum bu? Uçak. Ne? Ne bu? Uçak. Baba uçak. Yalnız bu harbi güzelmiş abi, bir dakika. Aa, bana da gönderirler mi ya? Şöyle sen. Ya vallahi ben kıskandım ya. Artı 14 yaş diyor, bana ver. Dur. Şöyle açalım iyice. Ya çok zevkli, kutu açmasını da çok severim. Gençler, şu bilgiyi tekrar söyleyeyim. Bana demişlerdi ki yaklaşık 200 dolar değerinde eşyalar seçin. Onların kutu açılımını yapın demişlerdi. Kıyafet seçmiştim. Ondan sonra bir de şunu seçmiştik. Dur oğlum gösterelim. Tamam gösterelim babam. Bak gösterelim. Bu da gençler. Evet oğlum. Abi ben gösteriyorum. Dur. Bu da gençler. GoPro ve benzeri cihazlar için takabileceğiniz ne şey. Ne o abi? Ya işte takıyorsun buraya abi. Ha. Buradan bir nevi şey gibi düşün ya. Selfie çubuğu gibi düşün. Çubuğu ama gibi. Kameralar için. Ha. Ha böyle sabit tutabiliyorsun yani buradan. Evet. Böyle bir çubuk.
Şimdi işte GoPro almıştım, geri gönderdim ya. Abi sen şunu göster ya. Gençler işte bu ya, da var ya. Bu da bizim yeni oyuncağımız. Bayramlık oyuncağımız. Drone ve kamerası falan da var bu drone'un. Ali Kerim hocamla bunu inşallah böyle açık bir alanda uçuracağız. Onu da yapacağız ama bugün yapmayacağız büyük ihtimalle. Ali Kerim hocaya inşallah vereceğim diyecek zannettim. Benim oğlan oynar drone'la. Şöyle bir dakika okuyalım abi. Sima gençler HD kamerası var. X8 HG'miş modeli. Yeni diyor drone diyor. Kumandası falan da var. Açalım tabii abi. Ki. Baba, açıyorum. Tamam, sen şurada da gir. Yok oğlum bunun içindekini açma. Sen oğlan oyna. Kutusunu da açıyoruz gençler. İşte bakın. Ve işte karşınızda. Baba, kameralı mameralı. Drone. Evet oğlum uçak, bunu uçuracağız inşallah yani, babam. Abi bu harbi drone ya. Baba. Şöyle çıkartalım hocam. Baba mande be. Tabii bu kurulum baba, gerektirecek. Tamam oğlum. Kurulum gerektirecek baba, gençler. Pervanelerini falan takacağız. Ondan sonra bu ana gövdesi. Drone'un ana gövdesi. Ya bunlar, bir şey söyleyeyim mi? Bununla çok güzel çekimler de yaparız biliyor musun? Ya abi, bizim şey var ya. Halı saha maçımız olacak gençler. Aslında onu da halı sahada yapmayacağız. Daha güzel bir yerde yapacağız. Oranın çekimleri için. Bunlar da pervaneleri. Bir dakika bu nasıl takılıyor ki? Şöyle pervanelerini şuraya koyalım. Şey, kutusunu tek tek açacağız ya. Şu adaptörü galiba. Bakmış olalım. Bizim oğlan da kutusuyla oynuyor. Işıklı falan Hasan. Olabilir. Vallahi bu ha. Adaptörü gençler. Ya, harbi masum köylüyüm ha şu anda. Tamam sen al oğlum. Bizim oğlan test ediyor gençler. Bizim oğlan test ediyor. Gençler alt tarafı da bu şekilde yerleştirilmiş. Bir dakika oğlum bekle babuşkan. Alt tarafı da bu şekilde yerleştirilmiş. Burada pervaneleri var. Bunlar pervane değil. Bunlar pervanelerin koruyucuları hocam. He. Evet. Bunlar pervaneler. Gördüğünüz gibi jilet satan Şener Şen gibi oldum vallahi ya. Beckenbauer bunlardan kullanıyordu. Brigitte Bardot. Dur çıkmıyor amcam. Tamam bunları da şöyle koyalım. Bunlar da pervaneleri. Baba çıkartabiliyor. Evet oğlum. Şöyle takılıyor tamam, herhalde ya. Sana baba, al, helikopter. Evet oğlum bildi bak, helikopter dedi. Benim oğlum bilir. Şurada, hah. Ha, bakın gençler, kamerası var burada. Wow. Buradan görünmüyor, şöyle görünüyor. GoPro benzeri bir kamera var. Sima marka, HD kamera diyor. HD yani 720p kayıt alabiliyor. Arkasında jack'ı falan da var. Direkt monte edebiliyorsunuz. Amcam. Ondan sonra bu... Charger diyor. Şarj bir şeysiymiş şu. Artık bilmiyoruz ne olduğunu. Takamayız oğlum şimdi. Bekleyeceğiz birazcık. Bu da kumandası gençler. Kumandı. Gel bakayım oğlum. Test et bir kumandayı gel. Dur. Gel baba. Bizim evde bu tarz ürünleri Egemen Kaan test eder gençler. Test et bakayım oğlum. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Bir sürü düğmesi var oğlum. Test et ha. Dur. Şunu takalım. Şunlar baba, da şey mi Hasan? Pervanelerin şeyleri mi? Baba. Baba. Gençler kumandayı tekrar göstereyim. Bakın anten çıkıyor mu? Evet. Çıkmıyor tabii ki. Kumandası bu şekilde. Baba. Tabii ki hani ürün olarak çok pahalı bir ürün değil. Yani bütün aldığımız bu ürünlerin toplam değeri zaten 200 dolar civarında. Düşünebiliyor musunuz? Kıyafetler, o işte kameranın alt tutucusu bilmem nesi hepsi dahil gençler bu fiyat olduğu için. Hani bunların böyle kendinden üzerinden görüntü göstereni falan oluyor. Onlardan değil tabii ki ama denemesini yapacağız inşallah bir ara. Kumandası da bu şekilde. Başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. Aha da kabuğu kaldı. Kabuğu kaldı. Ne yapacağız biliyor musunuz? İnşallah bayram dönüşünde. Çünkü bu videoyu şu anda çekerken şu anda bir yandan da hazırlık yapıyorum gençler. Adana'da, Mersin'de olacağım. Yazmıştım zaten Twitter'da. Twitter'dan takip edebilirsiniz beni. Mustan TSC Twitter adresinden. Ali Kerim Hocam'ın da Facebook fan sayfasını beğenmeyi unutmayın. Arada da onu söyleyelim. YouTube sayfası da var Ali Kerim Hocam'ın ha. Onu da söyleyeyim. Gençler döndüğümüz zaman inşallah bunu bir denemesini yapacağız. Uçuracağız.
kamerasını da takacağız, denemesini yapacağız. Ve hocam bu bizim çekeceğimiz halı saha maç videosu olacaktı ya. Vallahi aynen öyle. Yalnız onu, halı sahanın tavanında şey var ama ya. Halı sahada yapmayacağız onu işte. Neyse söyleyeyim gençler, inşallah gerçek stadyumda çekeceğiz o ikinci videosunu. Gerçek stadyumda, gerçek kale direkleri, gerçek çimler, kaleci eldivenleri vesaire. Müthiş bir video olacak orada da kullanacağımız. Ya ben bir heyecanlandım ya. Vallahi ben de heyecanlandım. Hoşuma gitti yani çok. Tekrar tekrar teşekkür edelim. Son olarak söylüyorum gençler. CN Direct, yani CN Direct açıklamada linki var. Mutlaka bir göz atın. Ve ben çok karşılaştırma yapamadım ama mesela Türkiye'de aradığınız bir ürünü yurt dışında da bir bakın bakalım. Arada fiyat farkı büyük çünkü ben öyle gördüm. Yani atıyorum Türkiye'de bulduğunuz 800 liralık bir ürünü orada 200 liraya bile bulabiliyorsunuz. Gelme süresi 15 gün 20 gün falan oluyor galiba tahminimce. Durum bu şekilde. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Drone kamera şeyimiz oldu. Kameralı drone oldu elimizde. Ondan sonra kıyafetlerimiz oldu. Şöyle göstereyim. Vallahi bayram hediyesi oldu hocam ya. Vallahi... Bayram ağzı. Yemin ediyorum süper oldu. Al babam bunu. Yani tişörte sevindiydim. Drone'u görünce. Bana da... Hocam vallahi bir açtı ha. Tabii tabii bir yakıştı. Öyle. Ali Kerim hocama ben seçtim gençler bu şekilde. Sever bu şeyleri, bu tarzları. Ben de bunu giydim. Videolarımda inşallah kullanacağım. Ondan sonra bir de ne vardı işte. Kamera altı için GoPro tutucu ya da telefon tutucu bir alet var. Ne deniyor ki ona bilmiyorum hocam ya. Bilmiyorum. Selfie onu. Çubuğu gibi bir şey ama daha güzelinden. Toplam hepsi 200 dolar bile bulmamıştı. 190-195 dolar civarıydı gençler. Dediğim gibi göz atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Ali Kerim hocam söylemek istediğim bir şey var mı? İlk defa böyle bir şey yapıyoruz biz bir de ya. Valla aynen öyle, ilk defa kutu açtık. Bak yok yok, ikinci kere kutu açtık aslında. Bizim 100 bin abone 100 bin. butonlarını açmıştık. Onda da çok heyecanlanmıştım. Valla bunlara çok heyecanlandım. Hoşuma gitti. Tekrar CN Direct sitesine, Victoria'ya çok çok teşekkür edelim bu güzel jestleri için. Ve diyelim ki daha fazlası olsun. Victoria! Evet. Seslenelim. More. Daha, more. We want more. We want much more. Much more. Yeah. Daha da fazlası olsun inşallah. Hatta eğer öyle bir imkan olursa gençler size soracağım. Yani hangi ürünleri alalım, hangi ürünleri test etmemizi istiyorsunuz, onları test ederiz. Pekala, tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuştur kalpleri. İşte bu. Ne yapıyorsun oğlum? Sevgiyle kalın. Bir şey söyleyecek misin oğlum oraya? Kameraya bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeceksin? Güle güle yap hadi. Ali Kerim amcanın fan sayfasına gelin de. Baba uçak, uçak tabi o bir an evvel uçak. Tabi çocuk haklı. Bu kadar baba, kutuyu açtın. Niye uçurmuyorsun uçağı diyor değil mi? Ama şu anda gençler bunun için yerimiz yok. Ama ve acelemiz de var. Dönüş için söz veriyorum. Bu videonun ikincisini bekleyin hemşerim. Sen de sesse gel. Sesse gel. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Vurdu gol. Vurdu gol.